Hatırlarsanız kandaki farklı tip hücrelerden ve aslında hepsinin kemik iliğinden yani kemiğin merkezindeki boşlukta üretildiğinden bahsetmiştim. Şaşırtıcı biçimde birbirlerinden farklı hücreler tek bir yerden, tek bir hücreden meydana geliyorlar. Bu hücreyi hemen buraya çiziyorum. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Bu hücrenin adı hematopoetik kök hücre. Hematopoetik kök hücre, kanda bulunan farklı hücrelerin üretilmesinden sorumlu. Neyse, anlatmak yerine çizerek göstereyim. Bu hematopoetik kök hücrenin nasıl kan hücresi oluşturduğuna bakalım. Herhangi bir kan hücresi olabilir bu, fark etmez. Ama şunu bilin, henüz yeni üretildiği için bu bir genç hücredir. Bu genç kan hücreleri için kullandığımız terimse blast hücredir. Yani bu genç hücre bir blast hücredir. Bu genç blast hücreler gerçekten de büyük hücreler ve çok büyük bir çekirdekleri vardır. Gördüğünüz gibi çekirdek neredeyse hücrenin tamamını kaplıyor. Çekirdeğin içinde bulunan DNA ise oldukça gevşek ve düzensiz. Hatta çekirdeğin her tarafında diyebiliriz. Aynı şu an çizdiğim gibi. Tabii ki bu hücre her zaman genç olarak kalmıyor. Önünde sonunda gelişecek ve yetişkin bir hücre halini alacak. Hücre yetişkin hale geldikçe küçülmeye başlar. Küçülmesi oldukça önemli bir nokta çünkü hücre küçüldükçe çekirdeği de küçülür. Tabii ki öyle olacak. Hücre küçülürse haliyle çekirdeği de küçülür dediğinizi duyar gibiyim. Ama benim anlatmak istediğim bundan daha farklı bir durum. Çekirdek eskiye göre çok daha küçük bir oranda yer kaplamaya başlıyor. Hücre içinde çok daha az alana ihtiyaç duyuyor. Çekirdeğin içinde bulunan DNA'nın bile görünümü değişiyor. Çizdiğim şekildeki gibi daha düzenli bir hal alıyor. Hücre olgunlaşmaya devam ediyor ve son evreye ulaşana kadar birkaç evreden daha geçiyor. Son evreye vardığında ise başladığı halinden çok daha küçük bir boyuta ulaşmış oluyor. Çekirdeği başlangıçtaki kadar geniş değil. DNA'sı ise çekirdeğin içinde oldukça düzenli ve sıkıştırılmış bir vaziyette. Aynen böyle. İşte bu yetişkin bir kan hücresi. Burada çizdiğim süreçlerse normal bir kan hücresinin olgunlaşmasına ait. Hücrenin olgunlaşmasından çok bahsediyoruz. Bu videoda bile 5-6 kez bahsetmiş olabilirim. Olgunlaşması diyorum ama neden böyle bir süreç yaşadığını hiç anlatmıyorum. Bu sürecin sonuna vardığında özelleşmiş erişkin bir hücreye dönüşür. Özelleşmekten kastımsa bu hücrenin belirli bir görevi üstlenebilmesidir. Mesela buradaki hücremiz olgunlaşmamış lenfoblast olsun. Zamanla bu hücre olgunlaşarak lenfosite dönüşür. Yani bu belirli bağışıklık görevlerini yerine getireceği anlamına geliyor. Vücudu işgalci organizmalara karşı korumakla meşgul olacak da diyebiliriz. Hücre olgunlaşmasının tüm amacı budur. Bu hematopoetik kök hücre Genç hücreler üretmeye devam eder ve olgunlaşan hücreler de görevlerini üstlenirler. Böylece hematopoetik kök hücre iyi bir iş başarmış olur. Çünkü onun sayesinde her gün yeni kan hücrelerine sahip oluruz. Ama arada sırada nadiren de olsa hematopoetik kök hücrenin bu işi yürütemediği de olur. Normal olmayan, garip genç hücreler üretir. Onu da bu alta çizeyim. Bu içindeki çekirdeği ve bu da DNA'sı. Normal bir blast hücre gibi durduğunun farkındayım. Hatta değer çizdiğim normal olanlarla tıpatıp aynı olduğunu da söyleyebilirim. Ama sorun şu ki işlevini doğru dürüst yerine getiremiyor. Özellikle de normal bir hücre gibi olgunlaşamıyor. Gelişiminin bir sonraki aşamasına geçemiyor. Sanki burada bir dur işareti varmış gibi. Yani anlayacağınız, bu hücre olgunlaşmamış bir blast hücre olarak kalıyor. Bu şekilde kalmasının, olgunlaşmamasının nedeni ise, çekirdeğinde bulunan genlerden veya DNA'sındaki segmentlerden birinin mutasyona uğramış olması. Bu gen de genellikle olgunlaşmasında oldukça önemli olanlardan bir tanesidir. Bir gen mutasyona uğrayıp çalışmayı bıraktığında, hücrenin olgunlaşma süreci de olması gerektiği şekilde ilerleyemiyor. Lösemide meydana gelen ilk şey işte budur. Genç bir blast hücrenin olgunlaşma yeteneğini kaybetmesidir. Aslında lösemide tek yolunda gitmeyen şey bu olsaydı çok da sorun olmazdı. Yani tek bir hücrenin büyüyememesi dünyanın sonu değil. Ama bu tek bir gen başka bir tanesinin daha mutasyona uğramasına sebep oluyor. Bunu da farklı bir renkle çizeyim. Bu seferki mutasyon, hücrenin bölünmesinin kontrolünde oldukça önemli bir rolü olan bir gende ortaya çıkıyor. Bu gen mutasyona uğradığında görevini düzgün bir şekilde yerine getiremiyor ve hücre kaç defa bölünmesi gerektiğiyle ilgili kontrolü kaybediyor. Ve bu durumda bizi bu resimle karşı karşıya bırakıyor. Birçok genç, olgunlaşmamış blast hücre birikiyor ve yığılıyor. Eminim dikkatinizi çekmiştir. Yığılan tüm hücrelerin hepsi de ilk sorunlu hücreyle aynı mutasyona sahipler. Yani anlayacağınız bu hücrelerin hepsi olgunlaşma ve kontrol altında bölünme yeteneğinden yoksunlar. Lösemi ile ilgili olan süreç işte böyle başlıyor. Genç blast hücre yani lösemi hücremizin özellikle olgunlaşması duruyor, sonra da bölünmesinin kontrolünü kaybediyor sonucunda da elde bir sürü genç blast hücre ve çok az özelleşmiş erişkin hücre oluyor. Belki bunu bir problem olarak görmeyebilirsiniz. Hematopoetik kök hücrenin biraz daha normal genç hücre üretebileceğini ve böylece onların olgunlaşarak özelleşebileceğini söyleyebilirsiniz mesela. Bu konuda haklısınız da. Hematopoetik kök hücre daha fazla normal blast hücre üretmeli ama bunu yapmıyor. Neden yapmadığını anlamak için de kemik iliğine yeniden bakalım. Buradakinin bir kemik iliği olduğunu düşünün ve gelin bakalım içinde neler olduğuna. Bunlar normal kan hücreleri. Burada da bizim garip lösemi blast hücrelerimiz var. Gelişemediklerini, hızlı ve kontrolsüz bir şekilde bölündüklerini söylemiştim. Bu yüzden bu lösemi hücreleri oldukça hızlı bir şekilde tüm kemik iliğini ele geçirir. Problem de budur. Çünkü kemik iliğinin içinde sınırlı bir boşluk var. Yani içindeki alanlar, besinler ve büyüme faktörleri sınırlı. Kemik iliğinin içindeki bu hücreler de bu kaynaklar için birbirleriyle sürekli bir yarış halindeler. Tahmin edebileceğiniz gibi, lösemi hücreleri son hız büyüdüklerinden dolayı kaynakların hemen hepsini kullanıyorlar. Geriye diğer hücreler için oldukça az miktarda kaynak kalıyor. İşte bu yüzden Hematopoetik kök hücre daha fazla hücre üretmiyor. Daha fazla alan, daha fazla besin ve büyüyebilecekleri etkenler olmadığından dolayı. Lösemi hastası biri geldiğinde ve onun kemik iliğine baktığınızda, tüm iliğin lösemi hücreleriyle dolduğunu ve diğer normal hücrelerinde azaldığını görürsünüz. Yani al yuvarlarda düşüş olur, trombositlerde ve ak yuvarlarda da düşüş olur. Lösemi tahrip edici bir hastalık kılan da bu kan hücrelerinin sayısındaki bu düşüştür. Buradaki diyagrama geri dönelim. Ortada henüz değinmediğimiz önemli, göze çarpan bir sorun var. Bu gen nasıl mutasyona uğruyor? Ve bu tek gen nasıl bir diğerini daha etkiliyor? Öncelikle gen mutasyonu hakkında konuşmak istiyorum. Nasıl genlerin mutasyona uğradığını bu kenarda anlatayım. Gen mutasyonuna neden olan şeylerden birini belki daha önce duymuşsunuzdur. Radyasyona maruz kalmak. Çünkü biliyoruz ki radyasyon DNA üzerinde hasarlara yol açar. Başka bir nedense DNA'ya zarar verebilen bazı kimyasal ve toksinlere maruz kalmak. Bunlara da kanserojenler denir. Kanserojenlere maruz kalmak da gen mutasyonuna yol açabilir. Bu iki etkene maruz kalındığında Genellikle DNA'da tekil bir mutasyon olur. Mesela bunun bir DNA kordonu olduğunu düşünelim. Radyasyona ve kanserojenlere maruz kaldığını da biliyoruz. Sonucunda da tek bir gen mutasyona uğradı. Üçüncü bir nedense, özellikle lösemide oldukça önemli, kromozom translokasyonu. Kromozom translokasyonu. Translokasyon hücre bölünmesi sürecinde ortaya çıkan bir hatadır. Yani, kromozomun bir parçasının başka bir kromozomdaki parçayla yer değiştirmesidir. Yani bu çizdiğim gibi bir şey. Bu noktada, kromozom segmentlerinde oluşan bu sorundan birçok gen etkilenir. Yani mutasyon sırasında tek bir gen değil de iki, hatta daha fazlası bu durumdan etkilenir. Birçok lösemi hastalığının nedeni bu kromozom translokasyonudur. Bu yüzden de buradaki hücre kolayca mutasyona uğramış iki genle kalıverir. Lösemi de böylelikle ilerler.